Vatandaş aslında yaklaşık 3-4 yıldır geçinmeye çalışıyordu. Bu mücadelesini ne yazık ki son zamlarla birlikte kaybetti. Artık net bir şekilde şunu söylüyoruz. Siirt'te hiç kimse geçinemiyor. Zengin olan elit bir grup hariç Siirt'te hiç kimse geçinemiyor. Ben bunun sebebi ise insanlardaki bu korkuyla sindirilmeye bağlıyorum. İnsanlar sindirilmiş bir durumda. Bakın 2018'den bu yana şu 4-5 yıllık dönemde elektrik 3'e katladı. Doğalgaz 3'e katladı. Temel tüketim malzemeleri 3'e katladı. Bakın dediniz ya Ramazan, ne güzel Ramazan geliyor. Eskiden benim çocukluğum döneminde Siirt'te Ramazan geldiğinde bambaşka bir heyecan olurdu. İnsanlar alışverişe koşardı, evin ihtiyaçlarını alırdı. Hatta böyle fazla fazla almaya özen gösterirdi. Ben bugün buraya gelmeden evvel çarşıda bir yürüyüş yaptım. Bakın arkadaşlar, çarşıda eski Ramazanlardan eser yok. Esnaf sinek avlıyor. Vatandaş ekmek bulamıyor. Ekmeğin 2,5 lira olduğu bir yerde, akaryakıtın motorunun 20-21 lira olduğu bir yerde aslında çok da suçluyu uzakta aramamak gerekir. Ve bu noktada da vatandaşın artık yüksek sesle bu duruma, bu hayat pahalılığına, işsizliğe, tek imzaya, hayat pahalılığına, boş tencereye vatandaşın artık itiraz etmesi gerekir. Bundan birkaç ay evvel biz bir afiş astık dışarıya. Dedik ki biz itiraz ediyoruz. Bu adaletsiz düzene itiraz ediyoruz. Hayat pahalılığına itiraz ediyoruz dedik. Ama ne yazık ki yok. Hiç kimse bu itirazı daha güçlü sesle duyurabilmemiz için insanlardan da bize destek olmalarını istiyoruz. Gelin yüksek sesle biz bu düzeni kabul etmiyoruz. Lüksü, şatafatı, saltanatı kendine mübah görüp yoksulluğu, yokluğu geriye kalanlara kader gören zihniyeti değiştirmenin zamanı geldi. Buna müdahale etmemiz lazım. Bakın arkadaşlar, bizim yoksulluğa bakış açımızla ülkeyi yönetenlerin yoksulluğa bakış açısı aslında memleketin özetidir. Memleketin özeti nedir? Şudur, ben size söyleyeyim. Onlar, ülkeyi yönetenler, yönetebildikleri bir yoksulluk istiyorlar. Yani insanlar yoksul olsun, onlardan yardım istesinler, onlar da bunu yerine getirsin istiyorlar. Ama biz bunu istemiyoruz. Yani siyasi politikalara, güncel gelişmelere ve oy oranlarına bağlı bir sosyal yardım düzeni istemiyoruz. Bir yoksulluk istemiyoruz. Onlar yönetebildikleri bir yoksulluk istiyor. Biz ise ortadan kaldırılmış bir yoksulluğun mücadelesini veriyoruz. Bizim aramızdaki en önemli fark da bu. Bu düzenin böyle devam etmemesi için bu yoksulluğu ortadan kaldırmamız gerekir. Yoksulluğu yönetmekle bir yere varamazsınız. Ramazan'da dağıtılacak kamu kurumlarını, kamu kaynaklarını, devletin bütçesini kullanmak suretiyle Ramazan'da dağıtılacak yardımlar sadece günübirlik yardımlardır. Politik kaygı güder, Ramazan ayı biter, yardımlar kesilir. Dolayısıyla biz bu yardımların olmadığı, insanların kendi geliriyle herhangi bir sosyal yardıma muhtaç kalmadan kendilerini döndürebildikleri bir düzen inşasının mücadelesini veriyoruz. Tam da bu noktada bu hayat pahalılığını bunlara mübah gören, yurttaşa mübah gören zihniyetin değişmesinin de mücadelesini veriyoruz. Tabii. Şimdi Siirt'teki bir kere işsizliğin son bulabilmesi için Siirt'teki yatırımların arttırılması gerekiyor. Yatırımların artabilmesi için de yatırımcının güven duyacağı bir ortamın tesis edilmesi gerekiyor. Bugün Siirt ulaşım ağı itibariyle yatırımın çok gelebileceği veya yatırımcı için cazibeli bir merkez değil bir kere. Bunu cazibeli hale getirebilmek için teşvikler vermek lazım. Bunu cazibeli hale getirebilmek için yer temini yapmak lazım. Vergi muafiyetleri getirmek lazım. Ama bunların gerçekleşmesi için devlette şu an uygun altyapı yok, uygun zemin yok. Bakın devlet kendi ödemelerini dahi yapmakta güçlük çeker duruma geldi. Dolayısıyla böyle bir iklimde herkesin paraya bulmayı bırakın, ekmeğe ulaşmada zorluk yaşadığı bir dönemde bir yatırımcının gelip büyük yatırımlar yapmasını da beklememek lazım. Açılan iş kapılarına bakıldığı zaman da onların politik kaygılarla işe alımların gerçekleştiğini ne yazık ki görüyoruz. Yapılan işe alımlar genelde politik kaygılar, oy oranları, yakınlık, işte göz önünde bulundurularak yapılan alımlar. Dolayısıyla çok da sağlıklı yapılmadığını biz de bütün Siirt kamuoyu da müşahede ediyor onu.
Yol konusu benim defaatle farklı basın yayın organlarında, farklı sosyal medya hesaplarımda ısrarla dile getirdiğim bir sıkıntı. Ne yazık ki yol problemi bu memleketin kaderi. Yıllardır çözülemiyor. Yabancı birisi Batman il sınırından Siirt il sınırına doğru girdiği andan itibaren ayrılmış yollarla, çökmüş yollarla, bitmeyen yol çalışmalarıyla, nereye gittiği belli olmayan kavşaklarla karşı karşıya kalıyor. Yani yabancı birisi Siirt'e geldiği zaman normal hız limitinin üstünde gittiği her an Siirt'in yollarında kaza yapabilir. Bakın Siirt Eruh yolu. Her sene yurttaşlarımızı kaybediyoruz. Bakın gün yok ya, gün yok. Siirt Kurtalan arasında kazanın olmadığı gün yok neredeyse. Şimdi tam da bu noktada bu yol çalışmalarının artık bitirilmesi gerekir dedik. Siirt Eruh yolu, geçenlerde de söylemiştim, aşkımız Siirt Eruh yolu olsun diye düğünlerde temenni konusu oluyordu. O aşkı bitirdiklerini söylediler köprüyü açarak ama köprü de bir şey katmadı o yola. O yolun Siirt Eruh girişindeki yol ayrımı fecaat. Her an orada kaza olabilir. Her gün batımında orada kaza olabilir. Gerekli önlemler hala alınmadı. Dolayısıyla yol çalışmaları bitmiş diye bir şey yok. Türkiye'de ben Siirt Pervar yolundan daha sağlıksız bir yol olduğunu düşünmüyorum. Sürüş güvenliği yok, yol güvenliği yok. Dolayısıyla bir sistemden kaynaklı bir sorunlar yumağı var. Bu yumağı çözmenin yolu da bir an evvel belirttiğimiz hususlar noktasında itiraz etmekten, bu yine tekrar ediyorum, lüksü, şatafatı, bolluğu kendine mübah, yoksulluğu, yokluğu, fakirliği geriye kalan yurttaşlara kader gören zihniyetten bir an evvel kurtulmamız gerekir. Bakın arkadaşlar, biz Deva Partisi olarak sadece bugünün yanlışlarını değil, yarının doğrularını da dile getirerek siyaset yapıyoruz. Bizim zaten en temel farkımız bu. Bakın burada bizim partimizin tarım eylem planı var. Afet eylem planı var. Sosyal güvenlik ve sosyal devlet eylem planı var. Dijitalleşen dünyada yarına atılım eylem planı var. Ve güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme modeliyle ekonomi modelimiz var. Ekonomi eylem planımız var. Bakın arkadaşlar, biz her alanda, mesela Deva Partisi'nin iktidarında ilk 90 ve 360 günde neler yapacağız? Hangi bütçeyle yapacağız? Ne yapılması lazım? Bunun nasıl bir katkısı olacak? Biz sadece bugünün yanlışlarını ve bugünün sorunlarını işaret eden bir siyaset inşa etmiyoruz. Biz aslında yarının doğrularını nasıl hayata geçirebiliriz onu anlatıyoruz. Dolayısıyla biz sahaya çıktığımız zaman da elimiz güçlü çıkıyoruz. Biz diyoruz ki biz bunlarla geleceğiz. Bunları Türkiye'de yapabilen tek partiyiz. Ve o yüzden sokağa çıktığımız zaman da net bir şekilde toplumdaki değişim dönüşüm arzusunun lokomotifi olacak bir siyasi parti olduğumuzu insanların teveccühünden anlıyoruz. Bugün Deva Partisi'nin üye sayısı 2000'i aştı Siirt'te. Bu çok büyük bir rakamdır. İnsanların işle, aşla, güvenlik soruşturmasıyla, iş kurla dahi, yardım kolisiyle, sosyal yardımlarla dahi sınandığı bir coğrafyada siz geleceksiniz ve ayağı yere basan, sadece bugünün yanlışlarını değil, yarının doğrularını da dile getiren bir siyaseti inşa etmeye çalışacaksınız. Ve karşınızda 20 yıllık bir iktidar, güçlü bir muhalefet partisi olarak HDP olacak. Üçüncü bir yol olarak da biz yarının doğrusunu böyle inşa edebiliriz diyeceksiniz ve Siirt gibi bir coğrafyada 2000 üstünde üyeye ulaşacaksınız. Bu işte toplumdaki değişim dönüşüm arzusunun Deva Partisi'nde vücut bulacağının net bir göstergesi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Siirt'te bu konuda kendinizi iddialı görüyorsunuz. Sadece Siirt'te değil, Türkiye'nin her yerinde ben Deva Partisi'nin değişim ve dönüşüm sürecinin, Türkiye şu an büyük bir toplumsal değişim ve dönüşüm sürecinin eşiğinde. Bu eşikte Deva Partisi'nin Türkiye'de bu değişim ve dönüşümün lokomotifi olacağına inanıyorum. Sadece Siirt'te değil, Türkiye'nin her yerinde biz ayağı yere basan, güçlü kadrolarıyla, ehliyet ve liyakata önem veren, temiz ve genç kadrolarıyla başarılı olacağına inanıyoruz. Mesela geçen gün il başkanları toplantısından geldim. Size Türkiye geneli bir veriyi sizlerle de paylaşmayı çok isterim. Bakın,
Deva Partisi'nin 2 gün önce Türkiye geneli üye sayısı 138.071. Her ay ortalama 10-15.000 kişi artıyoruz. Bu üyelerimizin %34'ü kadın, biliyor musunuz? Ve %37'si, başka bir %37'si 30 yaş altı. Türkiye'de değişim kadınla olacak, genç de olacak ve Deva Partisi'nde olacak. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Bunu bize rakamlar da böyle gösteriyor. Bir kere gençlerin şuna inanması lazım. Önce kendi ülkelerine inanmaları lazım. Güvenmeleri lazım. Gerçi bunu nasıl sağlayacaklar? Bir noktada gençlere de hak vermek gerekiyor. Çünkü bakın, daha yakın zamanda Cumhurbaşkanı doktorlara kapıyı gösterdi. Giderseniz gidin dedi. Biz de böyle dedi. Bakın, hekimlere. Üstelik 2 yıllık bir pandemi sürecinin kahramanı olan sağlık çalışanlarına, hekimlere bunu layık gören bir yönetim anlayışıyla, daha üniversite 1. sınıfta en büyük hayali bir tablet sahibi, bir telefon sahibi olmak olan gençler nasıl umutlu olabilir ki? Bakın, bugün bir cep telefonu, kayda değer bir cep telefonu 8-10 bin liranın altında değil. Bir laptopu almak için 15 bin lira ayırmak gerekiyor. Öğrenim kredisinin 550-600 lira bandında olduğu bir ülkede bir öğrenci bütün kredilerini veya bursunu toplasa bir cep telefonu satın alamıyor. Bunu yapamadığı bir yerde öğrenci tabii ki umutsuz olacak. Ama ben, genel başkanımız da sürekli belirtiyor, biz insanların geleceğe umutla baktığı, yarınlara dair heyecanının hiç dinmediği, heyecanının yüksek kaldığı, refah seviyesi yüksek, adil, özgür ve zengin bir Türkiye'nin inşasıyla birlikte ben gençlerimizin de artık yurt dışına çıkma sevdasından vazgeçeceğini, kendi ülkelerinde kalarak bilime, sanata, spora, artık hangi alanda faaliyet gösteriyorsa bu gençlerimiz, maksimum katkıyı sunmak suretiyle bu ülkenin adil, zengin ve özgür bir ülke olması noktasında üstlerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum. Türkiye bir tarım ülkesi, değil mi? Ama bugün tarımda bile, bakın, yağ, yakın zamanda bir yağ krizi yaşadık. Şimdi belki bir un kriziyle karşı karşıyayız. Tamam mı? Türkiye tarımda bile kendi kendine yetebilen bir ülke değil. Üstelik tarım ülkesi olmasına rağmen değil. Bu topyekün yanlış politikalardan kaynaklanıyor. Tarım noktasında gerekli adımların atılmamasından kaynaklanıyor. İş gücü dediniz. Asgari ücretten söz ettiniz. Türkiye küçük bir Çin oldu, evet. Ama Çin'den tek farkımız, Çin'in ekonomisi çok güçlü, bizimki değil. Ucuz iş gücü noktasında Çin'le aynı noktadayız. Ama aramızdaki tek fark, ekonomimiz Çin kadar güçlü değil. Keşke bir Çin olabilseydik. Ama ne yazık ki değiliz. Bakın, asgari ücret dediniz. Sözde asgari ücreti %50'den fazla arttırdılar, değil mi? Arttırılan asgari ücret, yapılan elektrik, doğalgaz, akaryakıt, kira, vergi vesaireyi eklediğiniz zaman eridi gitti zaten. Daha vatandaşın cebine, asgari ücretli emekçi kardeşimizin cebine girmeden pul oldu. Dolayısıyla burada temel sıkıntı yönetim anlayışında. Bir maliye bakanımız hep şey diyordu, doların artmasından size ne diyordu? Bir keramet vardır dedik söylediğinde, bir keramet olmadığını gördük. Sonraki maliye bakanımız geldi bu sefer. Dedi ki zaten Türk lirası görebileceği en dipleri gördü. Onu dediği günden bugüne halen eriyoruz. Yani o dibin de dibine inmiş durumdayız. Daha da inecek gibi gözüküyoruz. Ne yazık ki bu yanlış yönetimden kaynaklı olarak. Türkiye'de ciddi bir yönetim problemi var. Para politikası yanlış. Dolayısıyla bu yurttaşa sürekli artış olarak yansıyor. Mesela bugün hali hazırda sabah doğalgaza zam geldi. Sanayide %50 yapıldı. Konutta %35 yapıldı bu zam. Sanayide %50 zam ne demek biliyor musunuz? Üretilen, yani tüketim zincirinde olan, üretilen her malın iki maliyeti vardır. İki esas önemli maliyeti vardır. Birisi ham madde maliyetidir. Ötekisi enerji maliyetidir. Sonra işçilik gelir, sonra ulaşım gelir. Kademe kademe gider. Şimdi bakın, en önemli kalem ilk başta saydığım ikisidir. Ham madde ve enerji maliyetidir.
Şimdi enerji birçok fabrikamızda doğalgazla karşılanıyor. Bugün yapılan zam %50 oranında sanayi kaleminde zam olarak çıktı. Bu şu demek oluyor. Birkaç ay sonra tüketim zincirinin son halkasında olan yurttaşa, tüketiciye ham madde maliyetlerinde enerji kalemindeki maliyetten kaynaklı olarak, maliyet artışından, %50 artıştan kaynaklı olarak en az %15-20 oranında da maliyet artışına gideceğinden, tüketiciye de her üründe, artık hangi sektörde faaliyet gösteriyorsa, %15-20 oranında zam olarak yansıyacak. Mesela bakın, Siirt'te et fiyatları. Biz birkaç ay önce dedik ki bir röportajda, Siirt'te ve Türkiye'nin genelinde et fiyatlarının ucuz olması hükümetin doğru bir politikasından kaynaklanmıyor. Tam tersine yem fiyatlarının çok artmasından kaynaklı olarak hayvanı ahırda, yani kışın dışarıya çıkaramadıkları için ahırda beslemek zorunda kalan çiftçinin yem maliyetleri karşısında hayvanı ucuza satıp yem maliyetinden kurtulmak istemesinden kaynaklı olarak et fiyatlarının düşük olduğunu defaatle dile getirdik. Dolayısıyla yaz aylarının gelmesiyle beraber de hayvan stoğunun azalmasıyla birlikte et fiyatlarının bir anda çıkacağını söyledik. Önlem almadılar. Üstüne üstlük Et ve Balık Kurumu'nun önceki, herhalde iki gün önce aldılar Sayın Başkan'ın. Talihsiz bir açıklama yaptı. Dedi ki kuyruklar oluşuyordu. Biz de kuyruklar oluşmasın diye zam yaptık dedi. Çok talihsiz bir açıklamaydı. Ama ne yazık ki ülkeyi yöneten zihniyeti ortaya koymak bakımından da çok çarpıcı bir örnekti. Türkiye böyle kötü yönetiliyor işte. Haziran ayında yapılması planlanan zam daha şu gün yapılan doğalgaz zammıyla beraber eridi gitti. Hiçbir anlamı yok ki. Şöyle sorayım size. Bugün asgari ücret ne kadar? 4250 lira değil mi? 4250 liranın alım gücü, bu seneki alım gücüyle geçen seneki asgari ücretin alım gücü arasındaki farkı hiç kıyasladınız mı? Ben size kıyaslayayım. Geçen sene ekmek ne kadardı Siirt'te? 1.25'ti. Şu an ekmek ne kadar? 2.5. 3.600 küsür de asgari ücret değil mi? Bölün 1.25'e. Asgari ücretli Siirtli emekçi yurttaşımız geçen sene kaç ekmek alabiliyordu? Bu sene kaç ekmek alabiliyor? Memleketin özeti budur. Eğer memleketin özetini istiyorsanız, memleketin sorunlarını istiyorsanız, net bir şekilde bunları görmek istiyorsanız, bu gözler görmek istiyorsa bugün Siirt'te bizim il başkanlığı binamızın tam karşısında büyük bir süpermarket var. Ekmeği piyasadan 50 kuruş ucuza satıyor. Akşamüstleri ben bu memleketi yöneten insanların gidip o AVM'de 50 kuruş ucuza ekmek alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturan kravatlı yurttaşlarımızın da ağırlıkta olduğu vatandaşın durumunu görmesini istiyorum. Bakın, alacağı 10 ekmekte edeceği tasarruf 5 lira. 5 lira ucuza ekmeği alıp kooperatif mahallesine kadar yürüyerek gidiyor yurttaşımız. Bu kadar zor durumda vatandaş. Ramazan'a geldik. Hani Ramazan'ın maneviyatı, heyecanı yok. İncin top oynuyor sokakta. Var mı kimse? Siz poşet elinde Ramazan alışverişiyle eve giden kaç kişiye denk geliyorsunuz bugün Güres Caddesi'nde? Yok, kalmadı. Ve bu bizim kaderimiz değil. Bu kötü yönetim bizim kaderimiz değil. Yoksulluk bizim kaderimiz değil. Zenginlik de başkalarının kısmeti değil. Bunu değiştirmek bizim elimizde. Yani şunu söyleyebilirim. İnsanlar itiraz etmekten korkmasınlar. Hayat pahalılığına, işsizliğe, yoksulluğa, israfa, adaletsiz düzene, boş tencereye itiraz etsinler ya. Bu bizim kaderimiz değil desinler. Biz bunu istiyoruz. Gelsinler, Türkiye'nin bugün nasıl hem Türkiye'nin hem Siirt'in yanlışlarını konuştuysak, yarının doğrularını da birlikte inşa edelim. Ortak akılla, istişareyle beraber inşa edelim. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Biz doğrulukla kaybetmeyi göze alan bir mücadele veriyoruz ve bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.